Öz değer ve öz vektör örnek soru 9. Bu videomuzda öz değer ve öz vektörler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. K eleman R olmak üzere A eşittir 3'e 3 bir matris verilmiş. Matrisinin öz değerlerinin birbirlerinden farklı ve gerçel sayılar olduğu bilinmektedir. Buna göre K'nın alabileceği değerlerin aralığını bulunuz. Bu matrisin öz değerlerinin birbirinden farklı ve gerçel sayı yani reel sayı, karmaşık sayı değil. Bu biliniyor. Buna göre K'nın alabileceği değer aralığını bulunuz. Yani öz değerleri bulma işlemiyle başlayacağız. O işlem esnasında bir şeyler bulacağız ki farklı olması için kafa yorup da K'nın ne olduğunun peşine düşelim. Köşegenlerden lambda çıkartıp determinantı alıp sıfır eşitlediğimizde öz değerleri buluyorduk. Köşegenlerden sıfır çıkartıp lambda çıkartalım. 3 eksi lambda eksi 1 1 0 2 eksi lambda k 0 1 eksi 1 eksi lambda. Bunun determinantının 0 çıkmasını sağlayan lambda değerleri bizim öz değerlerimizi verecek. Burada sarus yöntemiyle determinantı hesaplayalım. 3 eksi lambda eksi 1 1 İlk iki satırı alta tekrardan yazıyoruz. 0, 2 eksi lambda k. Bu üçünün çarpımı. Bunları çarpmamak lazım ki bir paranteze alma işlemi gelirse eğer kaçırmayalım. Eksi 1 eksi lambda. Bunu çarptık. Artı 0. Bunu çarptık. Artı 0. Eksi. Şimdi sola doğru çarpmalar başlıyor. Çarptık. Sıfır. 0. Çarptık k artı k çarpı 3 eksi landa çarptık artı 0. Bunun sonucunu da 0 eşitliyoruz. Şimdi şu çıkanları bir düzgünce yazacak olursak, paranteze alınacak bir ifade geldi. 3 eksi landa, 2 eksi landa, eksi 1 eksi landa, eksi k çarpı 3 eksi landa eşittir 0. 3 eksi lambda parantezine çekersek şu geriye kalanları bir yazalım. Sonra da çarpacağız onları. 2 eksi lambda eksi 1 eksi lambda ve burada bir de eksi k'mız kaldı. Eşittir 0. Zaten öz değerin birisi geldi. Bu işlemin sonucunu 0 yapan ilk öz değerimiz lambda 1 eşittir. Burayı 0 yapan 3 değeridir. Şurayı bir çarpacak olursak eksi 2 eksi 2 lambda artı lambda artı lambda kare eksi k. Lambda kare eksi lambda eksi k eksi 2 çarpı bir de burada 3 eksi lambda var. Eşittir 0. Şimdi bu biz bunun öz değerlerinin hepsinin birbirinden farklı olmasını istiyoruz. Burada ikinci derece bir denklem çıktı. İkinci derece denklemlerde ax kare artı bx artı c eşittir 0 gibi denklemlerde bunun deltası sıfırdan büyükse iki farklı reel kök yani gerçel kök vardır. Delta eşit sıfır ise eşit iki kök vardır ki bunu istemiyoruz kök var. İstenmiyor bu. Delta küçük sıfır ise karmaşık sayı kökler vardır. Kök. Bu da istenmiyor. Yani iki farklı. Buradan iki tane farklı kök çıkması lazım. O yüzden bunun deltasının sıfırdan büyük olması gerekiyor. Fakat bir de çıkan köklerin bununla eşit olmaması gerekecek. Onun da peşine düşeceğiz Önce şu iki, bunun köklerin ikisinin birbirinden farklı olması için deltasının sıfırdan büyük olması lazım o aşamayla başlayalım. Delta B kare eksi 4 AC büyük 0 olacak. Buradan A'yı B'yi çıkartalım. A lambda karenin katsayısı 1. B lambda'nın katsayısı eksi 1. C buradaki eksi K eksi 2. B kare eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı A 1 çarpı C ise eksi K eksi 2 büyük 0. 1 artı 4K artı 8 büyük 0 karşıya atarsak 4K büyük eksi 9 K büyük eksi 9 bölü 4. K eksi 9 bölü 4'ten büyük iken bunun iki tane farklı kökü çıkıyor. Şimdi peki buradan çıkan iki farklı kökün yandaki 3'ten farklı olduğunu nasıl garanti edeceğiz? Onun için de şöyle bir düşüncemiz olacak. Lambda 3'ü götürüp buraya koyacağım. Bunun sonucunu sıfıra eşitleyeceğim. Kökü olması için. K'nın ne olması? K ne olursa buradaki 3 buranın da kökü oluyor. Onu tespit edeceğim. Ve bu aralığın içine düşerse eğer onu da atacağım. 3'ü götürüp bunun içine koyarsam 9 eksi 3 eksi k 2 eşittir 0 olacak. 6, 4. K eşittir buradan 4 geliyor. K 4 olursa burada. Buradan gelen köklerden birisi 3 oluyor. K'nın 4 olmasını istemiyoruz. İstenmiyor. K eksi 9 bölü 4'ten başlıyor. Eksi 9 bölü 4'ten artı sonsuza kadar. Fakat bu 4 değeri bunun içinde olmayacak. 4'ü çıkartıyoruz. İşte buradaki k değerleri için o yukarıda verilmiş olan matrisin 3 öz değeri de birbirinden farklıdır. k elemanıdır. Bu aralık. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.